Efendim merhabalar. Şimdi biraz önce derslerim bitti. Şey açtım. Sosyal medya hesabımı açtım. Yine o soru gelmiş. Hiç şaşmaz, her gün gelir. Hocam çocuğumuza dil nasıl öğretelim? Ne zaman başlayalım? Nasıl yapalım? Nereden başlayalım? Hiç şaşmaz. Her gün gelir bu. Yani bunun hakkında çok yazdım. Kim öldürdü içindeki öğrenme aşkını kitabımızı aldım. Orada anlattım. Video çektim mi hatırlamıyorum. Muhtemelen çekmişimdir ama sosyal medyanın yapısı gereği. Bu kimse yani birini gördüğü zaman insanlar acaba benim aklımda bir soru geldi ama bir geçmişe gidip bakayım diye tabii ki düşünmüyor. Bir de bulmak da zor, onu da kabul ediyorum yani. Hele Instagram gibi şeylerde falan hakikaten zor geçmişe gidip bir şey bulmak. O yüzden hep aynı sorular tekrar gelir. Şimdi bu çocuklara dil öğretme, öğrenme meselesi üzerine biraz konuşalım. Biraz orada kafanızı açayım yani biraz. Hani ne olduğunu anlayın, içiniz rahat etsin. Şimdi efendim şeyi anlıyorum. Çocuklarınıza dil öğretmek istiyorsunuz. Daha doğrusu çocuklarınızın dil öğrenmesini istiyorsunuz. Bunun da sebebi belli. Çocuklar büyüsün de bir an önce yurt dışına gitsin istiyorsunuz. Değil mi? Hani hiçbirimizi kandırmayalım. Sebebi sonuçta bu. Veya iş fırsatları, daha geniş iş fırsatlarını yakalasınlar istiyorsunuz. Her şey çok güzel. Anlıyorum ama şeyi ayırmamız gerek. Şimdi dil öğrenmek farklı bir şey. Yabancı dil öğrenmesi farklı bir şey. Ana dil edinmek farklı bir şey. Şimdi bunu ben daha önce çok defalarca açıkladım. Kitabımızda da açıkladım. Yabancı dil öğrenmek farklı, ana dil edinmek farklı şeyler. İşte çocuklarda hatta yani bana gelen sorularda şey hiç unutmam. 6 aylık bebek. Hocam çocuğumuz var 6 aylık. Ona nasıl dil öğretebiliriz diye soru aldığım da var. Yani hakikaten insanlar daha çocuk doğduğu gibi bunu düşünüyorlar. Daha değil mi? Hani daha hamileyken böyle şeyler dinletmeye çalışan anneler var. Yani anlıyorum da onları. Çok da çok tatlı bir şey, çok güzel bir şey de işte şeyi ayırmak lazım. Ya o yaştaki çocuklar, hani bebekler, çocuklar onların dil öğrenmesi mümkün değil. Bilinçli bir dil öğrenme süreci olmuyor onlarda. Onların bir yabancı dil efendim yabancı dil öğrenmeleri için diyelim hani bir o ana dil edinme sürecini yaşamaları gerek bir anlamda. Olur mu? Bu ikisini birbirinden ayıracağız. Peki ana dil edinme dediğimiz nasıl oluyor? Çok yoğun bir maruz kalmayın. İşte bizim Türkçeyi öğrendiğimiz gibi. Yani çocuğunuza işte veya bebekliğinden itibaren belki sürekli İngilizce konuşacaksın. Sürekli İngilizce duyacak. İngilizce cevap vermek zorunda kalacak. Ona çok yoğun bir şekilde maruz kalacak. Yani dediğim gibi bir ana dil edinme süreci yaşanacak özünde. Ama yabancı dil öğrenme süreci bambaşka bir şey. Yani o yaşta çocukları böyle haftada işte bir saat efendim birinden ders aldırarak şununla bununla efendim bu şekilde dil öğretmek mümkün değil. Onların dil öğrenmeleri bu şekilde mümkün değil. Şöyle tabii ki zararı olmaz. Tabii ki zararı olmaz. Birisinden ders aldırırsınız, bir kursa gönderirsiniz, şunu bunu yaparsınız ama yani o oradan alacağınız verim inanın şey olur yani. Hani pek bir yere vardırmaz ama hani sosyal bir aktivite olsun diyorsanız gönderin. Değil mi? Yani bunu şeyde görüyorum böyle. Artık biliyorsunuz hani anaokulunda başlanıyor yabancı dilde eğitim veren okullara gönderme insanlar. Anaokulunda böyle atıyorum bilmem ne kolejine gönderiyor. Orada İngilizce de şey buluyormuş falan. Sonra böyle çok öğrencilerim oldu. İşte anaokulunda başlanıyor. İşte ilkokul, ortaokul, lise şu bu falan hep böyle yabancı kolejlerde okutuluyor. Bir sürü yatırım, bir sürü çok böyle hakikaten astronomik paralar falan. Sonunda bakıyorsunuz. Nasıl çocuk falan hocam ana dili gibi konuşuyor falan. Sonra bakıyorum çocuğa 10 sene ders almış lisede haftada 20 saat falan böyle. Onun konuştuğu İngilizceyi yani hani ben İngilizcen çok daha zor dilleri böyle başlıyorum sıfırdan başlayıp birkaç ayda konuşuyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Hani o emeğe değmez o kadar, o paraya değmez 10 sene. 10 sene gönderdiğiniz şeye değmez yani. Hani çocuk hiç İngilizceye bulaşmasaydı, 18 yaşında şöyle sıkı bir şekilde, doğru bir şekilde dil öğrenmeye başlasaydı, bilinçli olarak da dil öğrenseydi çok çok daha iyi olurdu, çok daha etkili olurdu. Olur mu? Bunları birbirinden ayırmamız gerek yani. Bunları birbirine karıştırmayalım. Ya çocuğunuza küçük yaştan itibaren bir şey tutacaksınız, bir mürebbiye, bir dadı ve sürekli İngilizce konuşacak. İngilizce neredeyse veya artık hangi dili öğretmek istiyorsanız, öğrenmesini istiyorsunuz. Neredeyse ikinci dil olacak onun. Yani iki tane ana dil olacak bir nevi. Ya da yani çok şey yapmayın yani akışına bırakın çocukları da sıkmayın. Okulda bir şekilde dil dersi görüyorlardır. Zaten bir şey öğrenmeyecek. Hiçbir yerde bir şey öğrenmeyecek falan. Bir yerden sonra
Bir yerden sonra şey yapar canım. Bir yerden sonra eğer istekliyse şeyse belli bilinçli olarak dil öğrenecek yaşa geldiği zaman 15 yaşında 16 yaşında artık neyse 20 yaşında 30 40 artık neyse bir yerden sonra öğrenir öğrensin yani bir zahmet. Anlatabiliyor muyum? O artık insana bağlı. Yani ben değil mi? Türkiye'nin en çok dil bilen insanlarından biriyim muhtemelen. Ben dil öğrenmeye, bilinçli olarak dil öğrenmeye 17 yaşında başladım yani. Yani olur mu? Hani şeylerle kafa karıştırmayalım. Bu İlber Ortaylı gibi böyle insanların söylediği o hani saçma sapan şeylerle hakikaten saçma sapan yani herkes her şeyi her alanı bilemez veya insanların ne şekilde yanlış yönlendireceğini kestirmeden konuşur kimi insanlar. Aslında doğru bir şey söylese bile konunun nereye gideceğini bilmezler. Hani diyorlar yok belli bir yaşına gelene kadar dil öğrenilirmiş sonra önlenmez. Şu an saçma sapan bir şey. Yalan yanlış. Yani saçma sapanı da geçtim. Efendim onlara hiç takılmayın öyle bir şey yok. Yani her yaşta dil öğreniliyor. Ama onu kestirmek gerek. Çocuğumun dil öğrenmesini nasıl sağlarım diye düşündüğünüzde kendinize bunu sorun. Ana dil edinmesini sağlayabilir miyim? Böyle çocuğumun sürekli İngilizce duymasını, konuşmasını sağlayacak bir ortam yaratabilir miyim? Bunu yaratamıyorsam da veya yaratmak istemiyorsam da o zaman bırakayım o yetişkinlik çağında bilinçli olarak dil öğrenebileceği çağda da şey yapsın. Dili öğrensin. Gitsin. Atıyorum yani otursun dil çalışsın. Bir yerden ders alsın artık neyse bilinçli olarak öğrenmeye başlasın. Tamam mı? Bu hani anlattığım şey çok açık. Hep de aslında baştan beri aynı şeyleri söyledim ama hani tam anlaşılsın istiyorum. Tam anlaşılsın istiyorum yani. Hep anlatıyorum, hep aynı şeyler. Ama İlber Ortaylı şunu diyormuş diye geliyorsunuz. Yani heh, şimdi hatırladım. Başta dedim ya video çekmiş miydim diye. Çektim. Hatta bu İlber Ortaylı'ya başında öyle bir şey yazıyordu galiba. Yani aman aman onlara takılmayın. Aman onlara takılmayın. Olur mu? Çocukları da rahat bırakın ya. Yani 6 aylık çocuğun ne İngilizcesi Allah aşkına hakikaten. Yani dalga mı geçiyorsunuz yani hani şey mi yani kendi yani yapamadığımız şeyler üstünden yani şeyde çocuklar üstünden mi gerçekleştirmiyoruz? Ya hiç onları hiç sıkmayın ya başka derdimiz mi yok yani? Belli bir yaşa gelince öğrenmeye başlasınlar. Ben 17 yaşında başladım yani 12 dilde kitap okudum yani hani o da bir zahmet bir tane dilde öğrensin canım. Şöyle olur mu? Olur mu? O çok önemli. Hani şey konusu da önemli yani kuzguna yavrusu şahin görünür yani hani. Benim çocuğum hocam 10 sene okula gönderdik ama vallahi ana dili gibi konuşuyor. Öyle de olmuyor işte. Yani hani anne babalara kızamıyorum da benim annem de beni öyle anlatıyordur yani tabii ki. Hani bu dalga geçmek için söylemiyorum. Ben çok çok normal, çok güzel, çok hoş, çok tatlı bir şey bu ama gerçeklerde farklı oluyor çoğunlukla. O yüzden o şekilde değerlendirmeyi yapın. Tabii ben bunları söyleyerek efendim belli yabancı dilde eğitim veren kurumların yani bu yabancı dil üzerinden eğitim pazarlayan kurumların herhalde efendim işlerini kesmek istemem. Meslektaşlarımın herhalde o anlamda işlerini kesmek istemem. Benim öyle bir gücüm de yok. Sanki bu videoyu izleyenler şey mi? Milyonlarca kişi izleyip çocuklarını özel okullara göndermeyi mi bıraktıracak veya özel kurslara göndermeyi mi bıraktıracak? Hayır, zaten öyle bir etkimiz yok ama benim öyle bir niyetim olmadığını da biliyorsunuz. Çocuğunuzu paranız varsa gönderin canım. Paranız varsa ders alsın ama şey de beklemeyin yani bir sonuçta beklemeyin eğer o ana dil edinme süreci gibi bir süreç yaşanmıyorsa. Tamam. Vallahi de billahi de bir daha da bu soruya girmem. Bir daha da cevaplamam. Ama soru sorarsanız şu videoda şurada cevaplamıştım da demem. Yeter artık da senelerdir. Hep aynı soru aynı soru. Kendinize iyi bakın çok sevgiler.